The Walking Dead full özet başlangıçtan sona kadar. The Walking Dead'in 1. sezonu şerif yardımcısı Rick Grimes'ın vurulduktan sonra kumadın uyanmasıyla başlıyor. Aylaklarla dolu bir dünyayla karşılaşır ve ailesi, eşi Lori ve oğlu Carl ile yeniden bir araya gelmek için George'a gider. Bu yolda Morgan ve oğlu Dwayne ile karşılaşır. Ancak şehirde bir mülteci kampı olduğunu duyduktan sonra onları terk eder. George'a da hayatta kalan ve erzak arayan Glenn ile cahil Mör ve T-Dog ile arkadaş olur. Ekip Mör'lü kelepçeler ve onu bir çatıda mahsur bırakır. Rick sonunda hem Lori hem de Carl'ın yanı sıra Lori ile Rick'in haberi olmadan bir ilişki başlatan en iyi arkadaşı, eski meslektaşı Shane'in bulunduğu kampa ulaşır. Kamp aynı zamanda ilk sezonun temel bir parçasını oluşturacak grubun geri kalanını da içeriyor. Daryl, Amy, Andrea, Morales, Carol, Ed, Jim, Dale şehre tekrar giderler Mör'lü bulmak için. Ancak Mör'lü bulamazlar. Bu sıralarda da bir grup aylak kampa saldırır ve Amy ile Carol'ın kocası Ed'i öldürür. Ekip sonunda orada bir tedavi bulunacağını umarak hastalık kontrol merkezine doğru yola çıkar. Ancak Morales valisi kendi yoluna gider ve Jim geride kalır. Bununla birlikte CDC'deki baş bilim adamı onlara bir tedavi olmadığını bildirir. CDC kendi kendini yok etmesi için donatır ve istifa eden Ricky ile birlikte intihardan ölür. Doktorumuz ölmeden önce Ricky yürüyen ölüler hakkında önemli bir bilgi verir. İkinci sezonun büyük çoğunluğu iki kızı Maggie ve Beth'in yaşadığı yaşlı doktor Urshan'ın çiftliğinde geçiyor. Carl yanlışlıkla vurulduktan ve Carol'ın kızı Sophia kaybolduktan sonra ekip oraya gider. Carl'ı vuran adam Otis, Shane ile beraber erzak ararken sonunda Shane tarafından ölüme terk edilir. Bu sırada Carl sonunda yaralarından kurtul ve Rory hamile olduğunu keşfeder. Glenn Maggie ile bir ilişki başlatır. Ancak gece geç saatlerde yapılan bir buluşma, Glenn'in Herschel'ın ahırının tutsak aylaklarla dolu olduğunu keşfetmesinin ardından sonunda bozulur. Hayatta kalanlar grubu ahırı açmaya karar verir. İçeride Sophia bulunur ancak o çoktan ölmüş ve aylığa dönüşmüştür. Kederle dolu olan Herschel, yakındaki bir bara gider ama bir çete tarafından saldırıya uğrar. Grubumuz galip gelir ama yaralı olan Reda'da çiftliğe götürmeye karar verirler. Shane kaderi hakkında tartışmasına rağmen inisiyatif almaya karar verir ve onu gizlice öldürür. Carl aylığa atış alıştırması için kullanamayınca birisi gelir ve Dale'i öldürür. Sonunda Shane'in daha da çılgına döndüğünü anladıktan sonra Rick, Shane'i öldürür. Aylaklar çiftliği istila eder ve Rick, CDC'deki bilim adamının ölen herkesin bir aylığa dönüşeceğine dair uyarısını iletir. Gruptan ayrılan ve gizemli bir kadın tarafından kurtarılan Andrea hariç, grubun tamamı kaçar ve daha sonra Michonne olduğu ortaya çıkar. 3. sezon 2. sezonun sona ermesinden 8 ay sonra, Rick ve hayatta kalanların yeni bir ev olarak kullanmak üzere bir hapishaneye aylaklardan geri almalarıyla başlar. Bu arada Lori 2. çocuğunu ağır hamiledir. Hapishane savaşı sırasında Herschel bacağından ısırılır ve dönmemek için bacağı kesilir. Kalan mahkumlar, ironik bir şekilde grup tarafından hapishanenin farklı bir kanadında esir tutuluyor. Andrea ve Michonne, artık Woodbury topluluğu ve lideri Wally ile aynı çizgide olan Mert tarafından alınır. Hapishaneye geri döndüklerinde, bir mahkum aylakları alarmla kandırır ve kıyamet kopar. T-Dog Carol'ü kurtarmaya çalışırken ölürken Lori, Rudy adına bir kızı doğurur ve Carl, merhametle kendi annesini öldürmek zorunda kalır. Michonne Woodbury'den ayrılır ve Mert, Glenn ve Maggie yakaladıktan sonra çok ihtiyaç duyulan bazı malzemeleri tükenmiş bir hapishaneye götürür. Herkes kendine geldikten sonra Glenn ve Maggie'yi geri almak için Woodbury'ye giderler ve Michonne, Barley'nin gözünden bıçaklar ve kızını öldürür. Sezonun ikinci yarısında Woodbury sonunda Barley'nin kontrolünden kurtulur. Ancak bir sürü kayıp da olur. Murray, valiye karşı gizlice çalışan Andrea gibi vali sayesinde öldürülür. Geri kalan Woodbury sakinleri, Sasha ve Tyrese kardeşler hapishane toplumuna davet edilir. Çiftlik hayvanlarının sağa yaydığı bir hastalık yüzünden hapishanede işler kısa süre sonra kontrolden çıkar. Grup enfekte olanları karantinaya almak da dahil olmak üzere bazı zor kararlar almak zorunda kalır. Hasta olanlardan birisi, yani Tyrese'in kız arkadaşı Karen öldürüldü. Daha sonra suçlunun Carol olduğu ortaya çıkar. Bu yüzden de Carol'u gruptan bir nevi atar. Vali ayrıca hapishaneye saldırır ve Chandler ailesi, yani Lily, Tara ve Megan'la karşılaşır. Michonne ve Herschel'ı kaçırır. Herschel'ı infaz eder ve hapishanede manyak bir savaş başlatır. Vali sonunda yenilir ama aynı şekilde ortada artık bir hapishanede kalmamıştır ve grup ayrılmıştır. Ve grubumuzun üyeleri birbirlerinden kopmuştur. Gruplarımız şu an şu şekildedir. Daryl ve Beth, Carol, Tyrese, Judith ve kız kardeşler, Sasha, Bob ve Maggie ve Glenn ve Tara ile Washington DC'ye giden Abraham, Rosita ve Eugene ile karşılaşır. Bu grubumuzdan Eugene virüsün tedavisini güya biliyordur ve bu yüzden DC'ye gideceklerdir. Rick, Michonne ve Carl ise grubun geri kalan üyelerinin peşine düşer. Yine de tüm yollar güya gelecek vadeden yeni bir topluluk olan Terminus'a çıkıyor. Carol, Lizzie kız kardeşini öldürdükten sonra Carol Lizzie'yi öldürmek zorunda kalır ve Beth de gizemli bir grup yabancı tarafından yakalanır. Carol'ın grubu dışındaki herkes sonunda Terminus'ta esir alınır. Ancak Rick, Glenn'in bulduk
grupları, hapishanenin hayatta kalan üyeleri ve Tara'nın yer aldığı yeni topluluğu bir araya getirerek sezonun bir toplanma çığlığıyla bitirir. Sezonun ilk yarısı, çılgın bir polis memurundan hastane liderine dönüşen Dawn'un gözetimi altında çalışırken bulunan Bates'in iyileşmesiyle ilgilidir. Tüm bunlar, Carol'ın Terminus üyelerinin çoğunu dağıtırken aynı zamanda grubu kurtardığı patlayıcı bir açılış bölümünün ardından gelir. Rick ve grubu, aylak salgının ardından cemaatinin çoğunun nihai ölümle terk eden peder Gabriel ile tanışır. Oradayken, Terminus'un eski lideri Garrett, kalan grubunun baba saldırıp öldürmeye yönlendirir. Ama Rick ona verdiği sözü tutar. Daha sonra Betty'yi kurtarma girişimleri, Carol'ın bir kazadan sonra hastaneye götürülmesini içerir. Ancak olay bir trajediyle sonuçlanır. Sasha'nın erkek kardeşi Tyrese de hastanede çalışan Noah'nın ailesini kurtarma gezisi sırasında ölür. Eugene'in de bir tedavi olduğu konusunda yalan söylediğini öğreniriz. Grubumuz Aaron tarafından bir topluluğa davet edildikten sonra dikkatlerini İskenderiye'nin surlarla çevrili topluluğuna çevirirler. İskenderiye'nin içinde Pete ile Rick arasında Pete'in karısı olan Jesse ile alakalı büyük kavgalar çıkar. Yani İskenderiye artık eskisi gibi de değildir. Rick'in sert tavrına karşı protestolar yapmalarına rağmen İskenderiye halkı, Pete yanlışlıkla Diana'nın kocası Rick'i bıçakladıktan sonra Pete'i öldürmek zorunda kalan Rick'e karşı sıcak davranırlar. Bu sırada Morgan da geri dönmüştür. Sezon, kurtların İskenderiye'nin eteklerinde ve Morgan'ın pilotla ve 3. sezonda kısa bir süre göründükten sonra geri dönmesiyle sona erer. Kurtlar, Rick'in liderliğinde yakında bir taş ocağında büyük bir aylak grubunu yönlendirme girişimin ters gidince İskenderiye'ye saldırır. Grup sonunda yenilir ve yalnızca bir üye olan Owen yakalanır ve bir geriye dönüş bölümü görüyoruz. Onu son gördüğümüzden bu yana Morgan'ın maceralarını anlatıyor. O artık öldürmeyi reddeden bir pasifist. Sezon başlarında Maggie, Glenn'in çocuğuna hamile olduğunu açıklar. Sezonun ilerleyen saatlerinde kurtlar gönderildikten sonra yeni bir grup ortaya çıkıyor. Kurtarıcılar. Hilltop adında bir toplulukla karşılaşırız. Ama Hilltop bir nevi kurtarıcıların altındadır. Yani kurtarıcılar her ay Hilltop'tan erzak alıyorlardır. Rick ve Hilltoplular arasında bir anlaşma yapılır. Rick ve grubu kurtarıcıları yenerse artık bu iki grup birbirine çok sıcak olacaktır. Ve erzak yardımları vesaire yapılacaktır. Rick ve grubu kurtarıcıları yendiklerini zannederler. Ama bilmiyorlardı ki bunlar sadece kurtarıcıların bir kısmıydı. Carol ve Maggie kurtarıcılar tarafından kaçırılır. Ancak sonunda kurtarılırlar. İskenderiye'nin doktoru Dennis de önde gelen üye Dwight tarafından öldürülür. Carol İskenderiye'den ayrılır ancak kurtarıcılar tarafından takip edilir. Sonunda Morgan tarafından kurtarılır ve yeni bir topluluk tarafından alınır. Başka yerlerde Negan damgasını vuruyordur. Kurtarıcıların lideri ağır hamile Maggie'ye yardım etmek için Hilltop'a giden yolda hayatta kalanları yakalayarak kendini tanıtır. Sezon Negan'ın dikenli telli beyzbol sopasının üstünde grubun görünmeyen bir üyesini öldürmesiyle sona erer. 6. sezonun uçurumu ortaya çıkıyor. Negan, Abraham'ın yanı sıra Glenn'i de öldürüyor. Daryl ayrıca kurtarıcılar tarafından esir tutulur. Carol ve Morgan'ın yanına alan insanlar da ortaya çıkıyor. Evcil hayvan olarak bir kaplan besleyen Ezekiel liderliğindeki krallık. Başka bir grup daha tanıtıldı. Tara, ters giden bir erzak kaçaklarını sürükledikten sonra kendini tamamen kadınlardan oluşan bir topluluk olan Ocean Side'de bulur. Kurtarıcılar, Dr. Olivia'yı öldürmekle dahil olmak üzere Hilltop ve İskenderiye'dekileri korku içinde yaşatmaya devam ederken Daryl sonunda hapishanesinden kaçar. Sezon ortası finalinde Negan, Eugene'i alır ve ayrıca Diana'nın oğlu Spencer'ı bıçaklar ve sonunda Rick'i savaşı kurtarıcılara götürmeye iter. Rick'in grubu, krallık ile güçlerini birleştirir ve yaklaşan savaşta hiçbir çıkarı olmayan bir grup olan Jadis liderliğindeki çöpçülerle de karşılaşır. Yine de Jadis, Rick'i kurtarıcılarla karşı savaşmaya yardım edebilmeleri için onlara silah getirmelerini söyler. Negan'ın sağ kolu Dwight ile Negan'ı alt etmek istiyordur. Sezon, İskenderiye'de bir açmazla sonuçlanır ve Sasha, grubuna zorluk çıkarmamak için bir tabutun içinde intihar eder. Kurtarıcılarla aynı hizaya gelen çöpçüler sayesinde grubumuz savaşta pek de başarılı olamaz. Ama yine de Negan geri çekilirken Hilltop ve Kingdom sonunda İskenderiye'yi kurtarmaya gider ve büyük savaş 8. sezonda bizi bekliyordur. 8. sezon, kurtarıcılarla geri kalan topluluklar arasındaki çatışmayı şiddetlendiriyor. Kurtarıcıların anı üstü olan sığınak, sezonun başlarında saldırıya uğradı ve aylaklar tarafından istila edildi. Grup krallığın birkaç üyesini ve Ezekiel'in kaplanı Shiba'yı katlederek karşılık verdi. Geçmişten gelen bir patlamayla Morales kurtarıcıların bir üyesi olarak geri döner. Ancak Daryl tarafından hızla gönderilir. Eugene ayrıca 8. sezonun başlarında kurtarıcıların yanında çalışıyor. Ancak onlara karşı dönmeye yönelik bir plan üzerinde de çalışıyor. Gruba yeni bir üye katılır. Doktor Siddik. Cole İskenderiye yaptıkları yolculuk sırasında bir aylak tarafından ısırılırken oradadır. Carl daha sonra kendini öldürmek zorunda kalır. Ancak daha önce Negan da dahil olmak üzere arkadaşlarına ve ailesine dünyadaki iyiliği hatırlatan mektuplar yazar. Bu arada Negan'ın başa çıkması gereken bir iç çatışması var. Güvendiği temini Simon, Negan'ın emirlerine aykırı olmasına rağmen Jadis dışındaki tüm çöpçüleri katleder. Artık geri alınan sınırlığa geri döndüğünde Negan, Simon'ı öldürür. Ancak Dwight'ın Rick'le ittifak ettiğini keşfeder ve onu tamamen ayrılmaya zorlar. Bu, Negan'ın gücünü büyük ölçüde azaltır ve son darbe
kurtarıcılarındaki öldürme girişimi onların yüzlerine patladığında gelir. Eugene cephaneleri sabote etmiştir. Rick nihayet birebir dövüşte aklıyla Negan yeler ve boynunu keser. Ancak Carl'ın affedici veda sözlerini hatırladıktan sonra Negan'ın yaşamasına izin verir. The Walking Dead'in 9. sezonu Negan'ın yenilgisinin ardından devam ediyor ve hem kurtarıcıların hem de geçmişte Negan'ın taleplerine boyun eğen Hilltop'un eski lideri Gregory'nin itaatsizliği ile ilgili başarısız bir suikast girişiminin ardından yeni lider ve şimdi bebek Herschel'ın annesi Maggie tarafından idam edilir. Bu sırada kurtarıcılardan bazıları Rick'in grubuyla çatışır. Bu da tam bir kargaşaya yol açar. Carol ve Ezekiel'in ilişkisi geliştikçe daha umut verici gelişmeler de olur. İsyan sırasında Rick'in yaklaşan aylak sürüsünü yeniden dönlendirme gelişmeleri onun atından düşmesine ve ciddi şekilde yaralanmasına neden olur. Son bir fedakarlık eyleminde aylaklar herhangi bir topluluğa tecavüz etmesini durdurmak için o sırada henüz tamamlanmamış olan köprüyü havaya uçurur. Daryl ve grubumuzun gözünde ölüyor gibi görünür. Ancak onu helikopterle götüren anne tarafından mucizevi bir şekilde kurtarılır. Rick'in görünürdeki ölümünün ardından 6 yıllık bir zaman atlaması gerçekleşir ve bu arada Maggie Hilltop'tan ayrılır. Rick'in kızı Judith artık vahşi doğada hayatta kalanlara yardım etme projesinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Böyle bir grup olan Magna, Yumiko, Luke ve Connie, Michonne'un yarı izinden de anlaşabileceği üzere yabancılara karşı güvensizliğine rağmen sonunda kabul edilirler. Sonunda fısıldayanlar devreye giriyor. Alpha'nın liderliğindeki aylak derinli düşmanlardan oluşan grup Jesus'u öldürür. Kızı Lydia'nın Hilltop tarafına alınmasının ardından Alpha, başlangıçta krallık, Hilltop ve İskendria'yı yeniden birbirine bağlamak için tasarlanan fuara karşılık verir. Fısıldayanlar Carol ve Ezekiel'in evlatlık oğulları Henry, Tara ve Enid de dahil olmak üzere birçok kişiyi öldürür ve krallık düşer. Sezon, radyoda gizemli bir sesin duyulmasıyla sona eriyor. Sezon fısıldayanların ve hayatta kalanların birbirlerinden uzak durmasıyla başlıyor. Bu durum fısıldayanların sınırları içinde bir Rus uydusunun dünyaya düşmesiyle aniden değişiyor. Alpha düşen uydunun alevlerini söndürmek için hayatta kalanların kendi yerine gitmesine karşı çıkıyor ve onlardan daha fazla toprak talep ediyor. Ezekiel intiharı teşebbüs eder ancak Michonne tarafından durdurulur. Daha sonra Ezekiel Sidney'e tiroid kanseri olduğunu açıklar. Aylakların İskenderiye saldırısının ardından Negan'ı kurtarmak için adam öldürmesinden tekrar hapse giren Negan kaybolur. Daha sonra Negan'ı etkilemek için bir anne ve çocuğu öldüren eski kurtarıcı olan Brandon'la karşılaşır. Buna karşılık Negan, Brandon'ı öldürür ve fısıldayanların bölgesine girdikten sonra Beta tarafından yakalanır. Beta daha sonra geçmeyi başaran ve görünüşe göre Alpha ile aynı hizada olan Negan'ı test eder. Alpha diğer fısıldayanları kızı Lydia'yı öldürdüğünü söylüyor ama bu bir yalan. Bu arada yakalanan fısıldayan Dante tarafından öldürülür ve Sidney kısa sürede onun aslında bir fısıldayan casusu olduğunu anlar. Dante Sidney'i boğar. Ancak gerçek kimliği ortaya çıkıp hapsedildiğinde Gabriel onun hücresinde öldürülür. Aynı sıralarda Michonne, Judith ve Luke Oceanside'a gider ve Virgil ile tanışır. Virgil ailesine güvenli bir şekilde geri dönme karşılığında onlara değerli bir silah deposu göstermeyi kabul eder. 3. sezonun 2. yarısında Hilltop yakınında Connie ve Magna'yı tuzağa düşüren bir mağara vardır. Ancak Magna daha sonra kaçar. İşleri fısıldayanlar tarafında Alpha, hayatta kalanların insanlığı karşısında başını çeviren yeni üye Negan ve Gamma'nın ikiz sadaketiyle uğraşmak zorunda. Sezonun diğer ana akışı Eugene'in sinir bilimcisiyle radyo üzerinden iletişim kuran bir kadın olan Stephanie sayesinde yeni bir topluluk keşfetmesidir. O, Yumiko ve Ezekiel gizemli sesin ardındaki kişiyi aramak için yola çıkarlar ve aynı zamanda prenses adında ilginç bir kişiyle temasa geçerler. Fısıldayanlar ve hayatta kalanlar sonunda çatışır ve Hilltop derle bir edilir. Savaşın kızıştığı sırada Judith bir fısıldayanı öldürür ve Gamma Alpha tarafından öldürülür. Sürpriz bir gelişmeyle Negan Alpha'yı öldürür ve tüm zaman boyunca Carol ile işbirliği içinde olduğu ortaya çıkar. Michonne'un Virgil'le zamanı pek iyi geçmiyor. Adam tarafından bir adaya hapsedilir. Ancak sonunda serbest kalır. Virgil'e saldırır ve kaçar. Bu adadaki gemide Rick'le alakalı şeyler bulur. Telsiz aracılığıyla Judith'e Rick'i bulmaya gittiğini söyler. Şimdilik bu. Michonne'u ana seride gördüğümüz son şeyi. Daha sonra Virgil sezon ortası kalasında mağaradan yeni kaçan Connie ile tanışır. Alpha'nın ölümünden sonra fısıldayanların kontrolünü ele geçiren Beta, büyük bir aylak sürüsünün Hilltop'tan hastanede toplanan hayatta kalanlara doğru çeker. Neyse ki geri dönen Maggie gidişatın değişmesine yardımcı olur. Hayatta kalanlar fısıldayanların arasına sızar ve Daryl Beta'yı öldürür. Sezon Eugene'in grubunun askerler tarafından kuşatılmasıyla sona eriyor ve 10. sezonda 10C olarak adlandırılan 6 bonus bölüm var. Bunları ben atlayacağım ama kısaca yeni bir kötü grup olan The Reapers'ı tanıtıyorlar ve Negan'ın eşi Lucille ile salgın öncesi geçmişin daha da derinlemesine inceliyorlar. Ve şimdi final sezonumuz yani 11. sezona geldik. Alexander'da yiyecek ve malzeme tehlikeli derecede azalıyor. Bu yüzden Maggie, kaynak toplama yardımcı olmak için grubu eski evi Meridian'a götürüyor. Eugene, Ezekiel, Yumiko ve Prenses sorgulamak üzere İngiliz Milletler Topluluğu yani Commonwealth Topluluğu tarafından tutuluyor. Yeni Reapers grubu ortalığı kasıp kavuruyor. Maggie'nin müttefikleri Cole ve Duncan öldürüldü. Daryl'ın köpeği eski sevgilisi Leah'ya açıklanan dişi bir Reaper'ın yanında bulur. Leah ve Daryl'ı bir kulübeye kitleyerek test eden Reaper'ların lideri Pop ile tanıştırılır. Onlar kaçtıktan sonra açıkça rahatsız olan Daryl
Carroll Reaper'lara entegre olur. Carroll ve Aaron fısıldayanlarının danlık kalıntıları arasında bulunur. Aaron liderlerini işkence yapar ve bu da kayıp Connie hakkında bilgilerin ortaya çıkmasına neden olur. Yumiko Commonwealth'te kardeşi Tommy'nin yaşadığını öğrenir. Eugene'in hoşlandığı Stephanie, İskendri ile iletişime geçmeye çalışır ancak durdurulur ve hapsedilir. Sonunda vali yardımcısı Lance Hornsby'nin emriyle serbest bırakılır. Reaper'lar Megan'in grubunun peşindediler ama Daryl onların kaçmasına yardım eder. Leah Reaper'ların yaşayıp yaşamadığını yeterince umursamadıktan sonra Pope'u öldürür. Daryl onu Reaper'lardan ayırıp Megan'in grubuna katılmaya ikna etmeye çalışır. Ancak Leah bunu reddeder. Leah Reaper'lara gruba saldırmalarını emreder. Bu karardan daha sonra pişman olacaktır. Alden tedarik çalışması sırasında ölür. İskendri'de bir fırtına vurur ve aylaklar. Aralarında Judith, Aaron ve Rosita'nın da bulunduğu hayatta kalanlardan bazılarının saklandığı yavaş yavaş sular altına kalan eve girer. Ancak bu grubun yaptığı bir şey varsa o da kendilerini zorlu durumlardan kurtarmaktır. Ve çok ihtiyaç duyulan yiyeceklerle geri dönen Maggie, Daryl ve arkadaşlarını karşılamak için tam zamanda yetişirler. Hikaye 6 ay zaman içinde ileriye doğru atlıyor ve ana karakterlerimizin çoğunun Commonwealth'da taşınmasını ve birçoğunun varlıklı toplumdaki büyük sınıf ayrımını sindirmeye çabalamasını konu alıyor. Başka bir yerde Maggie'yi yıkık bir Hilltop'un kapılarında Daryl liderliğindeki Commonwealth ordusuna karşı dururken tasvir ediyor. Eugene onu sevdiğini söyledikten sonra Stephanie ortadan kaybolur. Kendisiyle komplo kurulduğunu fark ettiğinde Lance'le yüzleşir ve Stephanie'nin aslında Stephanie olmadığını, onun İskender'in yerini Eugene'den çıkarmak için kullanılan Shira adında bir bitki olduğu söylenir. Daha sonra Max adında gizemli bir kadın Eugene'e yaklaşır ve ona radyoda onunla konuşan kişinin aslında kendisi olduğunu söyler. Carol Dance'den bir iyilik ister. Lance Ezekiel'in adına ameliyat bekleme listesinden 3 sıralara çıkarır. Tümörünün başarılı bir şekilde alınması ona Tommy ile özel bir kimlik açma konusunda ilham verir. Commonwealth sakinlerinden bazıları kaybolurken Lance ve askerleri Alexander, Hilltop ve Oceanside'in kontrolünü ele geçirir. Lance Oceanside sakinlerinin kaderini belirlemek için yazı tura atar. Leah, Maggie'ye saldırdığında Daryl onu öldürmek zorunda kalır. Pamela, Lance'i kayıp sakinler için günah keçisi olarak göstermek üzere Carol'la bir anlaşma yapar. Ancak Max ve Eugene, Sebastian'ın Commonwealth'ın elitist tavrını savunduğu bir kaydı yayınlayarak isyanları ateşleyince planları sekteye uğrar. Kaçırılan olay sırasında Sebastian, Max'i aile iterek öldürmeye çalışır. Ancak Eugene müdahale eder ve Sebastian'ın ısırıp dönmesine neden olur. Eugene'in cinayetten suçlu olduğunu görmeye kararlı olan Pamela, Lance'i hapse atar. Askerleri hayatta kalanlarımızı kaçırtır ve Yumiko'yu onu yargılamaya zorlamaya çalışır. Ancak Yumiko direnir ve Pamela'ya onun yerine onu savunacağını söyler. Kaçırılan kahramanlar Karakol 22 olarak adlandırılan ve Daryl, Carol, Maggie, Rosita ve diğerlerinin bir kurtarma görevine çıktığı aslında İskenderiye olan bir ağır çalışma kampında çalışmaya gönderilir. Carol ve Daryl arkadaşlarını bulmalarına yardım etmek için Lance'i hapisten çıkarırlar ve artık onların işine yeremeyecek Carol onu bir okla boynundan vurur. Mahkumları serbest bıraktıktan sonra ekip Pamela'yı devirmek için trenle Commonwealth'e geri döner ve Judith bu süreçte vurulur. Bir varyant zombi sürüsü topluluğa doğru ilerliyor ve bu da Pamela'nın askerlerini sürüyor alt sınıf bölgeleri yönlendirmelerini emretmesine ve zengin insanlara kaçmaları için daha fazla zaman vermesine yol açıyor. Ancak bizim grubumuz burayı patlayıcılarla donatıp sürüyü havuğu uçurmadan önce mümkün olduğu kadar insanı güvenli bir yere götürüyorlar. Mercer işlediği suçlardan dolayı Pamela'yı tutuklar. Ekip Commonwealth'ı ele geçirip Alexander ve Hilltop'a eski ihtişamlara kavuşturmadan önce Rosita sırtındaki bir alet ısırığına yenik düşerek ölür. Bir yıl sonra dizi Ezekiel, Carol ve Mercer'ın liderlik rollerini üstlendiğini ortaya koyuyor ve herkes mutlu yaşıyordur ve Daryl kardeşi Rick'i aramaya doğru yolculuğa çıkar. Dizi CRM'den kaçan Rick ile Michonne'un tam samuray teçhizatıyla korku dramasının şimdiye kadarki gördüğü en büyük aylak sürüsüne doğru dört nalla koşunu gösteren bölünmüş bir sekansla sona eriyor ve koca The Walking Dead dizisinin serüveni burada bitiyor ve artık bizim karakterlerimiz yürüyen ölüler değil, onlar yaşayanlar.